TÜRKSAT AŞ Uydu Frekans Gözlem Direktörü Sayın İhsan Küsmez'i sahneye davet ediyorum. TÜRKSAT 5B Frekans Monitoring Frekans Yönetimi K bandı, Q bandı kapsamaları adlı konuşmasını gerçekleştirecek. Alkışlar kendisi için. Merhaba. Buyurun efendim. Değerli konuklar, herkese günaydın. Sabah çok erken bir saatte aramızda olduğunuz için teşekkür ediyoruz öncelikle. Frekans planlama faaliyetlerinden biraz bahsedeceğim. Aslında uydularımızı fırlatıyoruz ama fırlattıktan sonraki süreçlerde neler gerçekleştiriyoruz? Bu kısım da oldukça önemli. Öncelikle olarak tabii günün konusu TÜRKSAT 5B. TÜRKSAT 5B uydusu üzerinden bu anlatımı yapmaya çalışacağım. TÜRKSAT 5B uydusuyla birlikte aslında Türkiye'nin yanı sıra 27 farklı ülkede de hizmet vereceğiz. Ve bu kapsam alanlarındaki bütün trafiği yöneteceğiz. TÜRKSAT 5B uydusuyla birlikte tabii bu artık şey oldu, 15 kat veri iletim hızımız artacak. Bu veri iletim hızını nasıl arttırdığımızı da sunumda anlatmaya çalışacağım size ilerleyen slaytlarda. Biraz önce Fatih Bey bahsetti. Oldukça geniş kapsam alanlarına sahip olan bir uydu. Türkiye kapsam alanımız görüldüğü üzere sadece Türkiye değil, Orta Doğu'yu da kapsıyor. Ve burada oldukça yüksek güçte data haberleşmesi ve benzeri şeyler kullanılabilir. Ama kullanılan bant gereğince daha çok TV'lere yönelik bir hizmet vermeyi, servis vermeyi düşünüyoruz. Orta Doğu ve Türkiye kapsam alanı, yani böyle bir kapsam alanını ilk defa uydu filomuzu düşünecek olursak ilk defa sağlıyoruz. Benzer kapsam alanları var ama burada hedef daha çok Orta Doğu'daki alanlar, özellikle Lübnan, İsrail, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri gibi özellikle Basra Körfezi'ni hedef aldık. Yine çok klasik Batı kapsam alanımız. Batı kapsam alanında özellikle çok sayıda gurbetçimiz var. Biliyorsunuz uydumuz 42 derece doğu yörüngesine yerleşecek. Ve tüm TV haberleşmesini, yani TÜRKSAT için hat lokasyon olan 42 derece üzerinden gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla biz her uydumuzda batı kapsam alanını mutlaka koyuyoruz. Oradaki gurbetçilerin de Türkiye ile olan iletişimini sürekli sıcak tutmak adına. Burada yeni KU bant dediğimiz bir bant var. Bu bant aslında gerçekten adı gibi yeni. Dünyada son birkaç yıldır kullanılmaya başlayan bantlardan bir tanesi. TÜRKSAT 5A uydusunda bu bandı çok daha geniş bir şekilde kullandık. TÜRKSAT 5B uydusunda da yine bu bandı daha küçük ölçekli olarak kullanıyoruz. Aslında burada şuna belki değinmek lazım. Bu bantları niye koyuyoruz? Şimdi TÜRKSAT 5B uydusundaki K bandın hikayesi aslında TÜRKSAT 4A uydusuna kadar dayanıyor. O yıllarda koymuş olduğumuz bir tane K band transponderı getirdik. 42 derecede 3 ay işlettik. Ve bunu uluslararası arenada Türkiye adına kaydettirdik. Bu kayıttan sonra artık bu 15 katlık kapasiteyi oluşturmaya başladık. Bir sonraki planımız TÜRKSAT 5A ve 5B projesiydi. 5B uydusunda görmüş olduğunuz alanda oldukça yüksek bir veri hızına ulaşıyoruz. Yaklaşık 55 gigabitin üzerinde hizmet verebilecek K-band altyapısını oluşturduk. Yani ülkelere bu frekansların bir şekilde kayıtlı hale gelmesi gerekiyor. Bu anlamda da adım adım ilerliyoruz. Uzay vatan dediğimiz kavramı genişletmeye çalışıyoruz. Frekans bantlarımız ne kadar genişlerse o kadar fazla uydu gönderme şansımız oluyor. Şimdi bu K-band nedir? Hani çok özetle anlatmaya çalışacağım. K-band gateway dediğimiz ana merkez istasyonumuz ve user terminaller dediğimiz daha küçük spot beamlerinin olduğu lokasyonlarda küçük antenlerin kullanıldığı lokasyonlar arasında veri iletişimini sağlıyor. Forward dediğimiz yer aslında bizim temel internet altyapımızın olduğu yer. User dediğimiz kısımda da aslında bizim son kullanıcılarımız var. Daha küçük çaptaki antenlerle bir şekilde yüksek hızlarda veri iletişimi sağlıyor. İki yönlü bir haberleşme söz konusu. Forward link dediğimiz gateway'den user'lara doğru. Bunun tam tersini yapmak zorundayız çünkü İki taraflı veri haberleşmesi gerekiyor. Upload ve download için. User terminallerden de return link'e doğru dönüyoruz. Burada dikkatinizi çekmiştir belki. Farklı renkler kullanıyoruz. Aslında K
K-bandın mantığı, buradaki bir gösterim, gerçekteki planlanmış şekli değil aslında. Şurada görmüş olduğunuz her bir spot beam'in farklı farklı renkleri var. Ama baktığımızda burada 4 tane farklı renk var. Bu şu demek, biz aynı frekansı 4 defa kullanıyoruz. Yani normalde biraz önce anlattığım geniş kapsam alanlarında bir frekans sadece bir kere kullanılıyor. Ama K-bandta aynı frekans 4 defa kullanılıyor ve gördüğünüz alanda baktığımız zaman kırmızıları sayarsak herhalde bir 7-8 defa kullanıldığını görebiliriz. Dolayısıyla aynı frekans tekrar tekrar kullanılarak çok daha fazla bir kapasiteyi kullanma imkanımız oluyor. Burada özellikle spot beam dediğimiz, yani çok daha küçük kapsam alanları olması nedeniyle son kullanıcı tarafında da çok küçük antenler kullanılıyor. Bu antenlerle de yüksek hızlarda veri iletişimi sağlanabiliyor. Tabii biz bir de bunu monitör edeceğiz. Aslında merkezimiz Ankara, şu anda bulunduğumuz yerleşke. Ama bizim gördüğünüz üzere farklı coğrafyalarda istasyonlara ihtiyacımız var. Bunlar için de çalışmalar yapıyoruz. Şu anda İstanbul'da, Ankara'da ve yurt dışında 2 tane istasyonumuz var. Bu istasyonlardan verilerin hepsi Ankara'daki merkez istasyonumuza geliyor, bu kampüse geliyor. Bunun haricinde yine önümüzdeki 2 ay içerisinde uydu fırlatılması sonrasında zaten devreye alması yaklaşık 6 ay sürüyor. Türkiye içerisinde kuracağımız 8 tane daha istasyon var. Yani istasyon sayımızı arttırıyoruz. Yine aynı şekilde yurt dışında da 10 tane istasyon kurmayı planlıyoruz. Aslında bu gördüğümüz yüz 42 dereceden görünen yüzü. Biz gitmediğimiz yerde, ayak izimizin olmadığı bir yerde uyduyu izleyemeyiz yeni teknolojilerde. Burada gateway mantığını biraz anlatmaya çalışacağım. Toplamda 3 tane gateway var uydumuzda. Bu görmüş olduğunuz beamlerin her birisi aslında bir gateway'e bağlı. Renk kodları yukarıda. Örneğin mavi beamler gateway 1 ile haberleşiyor. Bu gateway'lerin lokasyonları tamamen gerçek dışı. Hani onları maalesef veremiyorum. Uydumuzda ilk defa yıllar önce TürkSat 2 uydusunda kullanılan steerable bir anten var. Yani hareket edebilen bir anten. Yine K-bandta gateway 3 dediğimiz antenimiz steerable. Yani şu görmüş olduğumuz dünyanın herhangi bir yerine yönlendirebiliyoruz ve oradaki kurulacak altyapıyla K-band servisini sağlayabiliyoruz. Bu önemli bir teknoloji. Şimdi tabii 55 gigabit üzerinde bir throughput sağlayacağız. Burada temsili olarak bazı antenler koyduk. Şimdi 73 tane spot beam var. 73 tane spot beam'in bir kısmı denizler üzerinde, bir kısmı ulaşamayacağımız coğrafyalar üzerinde. Peki biz bunu nasıl monitör edeceğiz? Nasıl kontrol edeceğiz? Burada 7/24 zaten bu trafiği takip ediyor olacağız. Bir saniyenizi alacağım. Özür dilerim. Bir önceki slide'a döneyim. Evet. Burada şöyle bir mantığımız var. Görmüş olduğunuz 4 tane spot beam'in ortasına küçük çapta bir anten. Yaklaşık 2.4-3 metrelik bir anten düşünün. Onu koyacağız. Oradan aldığımız veriler, yani bu 4 tane beam'den aldığımız spektrum verisini Ankara'ya aktaracağız. Denizlerde olan lokasyonlarda bazı yerlerde adalar kullanılacak. Bazı yerlerde yine en yakın kara parçasından veriyi alacağız. Aslında bizim burada yaptığımız şey uydu üzerindeki haberleşme trafiğini takip etmek değil, spektrumu takip etmek. Monitörlük merkezimiz içeride, böyle bir alan. Biraz modifiye ettik. İlerleyen slaytlarda onu göstereceğim. Biraz da vakti verimli kullanalım. Son halimiz. Biz hazırız açıkçası. Biz ne yapıyoruz? Ülkemizin sahip olduğu yörünge haklarının korunmasına doğrudan yardım ediyoruz, destek oluyoruz. Aynı anda TürkSat uydularıyla birlikte diğer komşu uyduları da 7/24 takip ediyoruz. Uydularımızın frekans bandına gelecek herhangi bir etkiyi bertaraf etmek üzere ekibimle birlikte yaklaşık 25 kişilik bir ekibiz. Sürekli çalışmalar sürdürüyoruz. Şimdi özellikle interferans dediğimiz etkilerin lokasyonlarının tespiti, coğrafi olarak bunlara müdahale edilmesi gibi bir takım çalışmalarımız devam ediyor. Bu da yine bizim ölçüm aldığımız, aslında hali hazırda benim kullandığım sistemlerden bir tanesi. Buradaki yerleşkeye kurulu. Kesintisiz iletim sağlatıyoruz. Şu andaki yayın da internet üzerinden aktarılsa da buradaki yine canlı yayın araçlarıyla aslında televizyonlara aktarılıyor. Her bir antenin uyduya erişiminden önce
bir takım özel testlere tabi tutuluyor. Bu testleri de düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Line-up testleri dediğimiz. Yine uyduya erişecek her bir antenin register edilmesi gerekiyor. Bu tür işleri yine gerçekleştiriyoruz. Uzay vatanın güvenliğini 7/24 koruyoruz. Açıkçası yaptığımız iş bu. Bu da bizim monitörlük merkezimizden almış bir kesit. Yaklaşık 15-20 saniyelik bir video. Düzenli olarak karşımızda dev bir ekran var. Önümüzdeki bilgisayar monitörleri üzerinden 7/24 şu anda da ekibimiz çalışıyor. Sürekli olarak takip ediyoruz. Teşekkür ediyorum. İhsan Bey, biz teşekkür ederiz efendim.